yerlerde sürünüyoruz. Paspas olduk resmen. Düşünün artık, çocuklarımızın yüzüne bakamaz hale geldik. Emekliyim ben. Ya bu kadar rezalet olamaz ya. Bak şimdiye kadar gelmiş geçmiş en kötü iktidarla karşı karşıyayız şu an. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötüsüyle karşı karşıyayız. Bin marul 25 lira olur mu? Bir Ayşe kadın fasulye 99 lira ya, ne demek? Yaşasın reisiniz. Onlar Türkiye Cumhuriyeti. Değerli dostlar, hadi soralım YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün vatandaşlara ekonomi ile ilgili görüşlerini soracağız. Bize destek olmak için kanala abone olarak videoları beğenebilirsiniz. Ayrıca ekonomi ile ilgili kendi görüşlerinizi de yorumlarda belirtirseniz çok memnun oluruz. İyi seyirler dilerim. Şu an sizin söylediğiniz argümanla ilgili şey diyorlar. Eskiden biz yağ kuyruklarında bekliyorduk. O zaman tabii ki 1974'te oldu Kıbrıs Barış Harekatı. O zaman ambargo konulmuştu Amerika tarafından. O yüzden bekleniyordu. Halk aç değildi. Halkın alım gücü vardı şimdi, yine ama ambargo konulduğu için sınırlı verilmesi gerekiyordu. Yani cebinde para vardı da bekliyordu. Diyor. Yani tabii ki ben öyle düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Şu an insanlarımız parasızlıktan kuyruklarda. Ya ekmek kuyruğu... Daha ucuzu için. Tabii ki daha ucuzu için. Alım güçleri yok. 30 liraya yani domates bir... 30 lira. 30 liraya domates, evet, 20 liraya kabak, de. 150 lira olmuş etin kilosu, 3 liraya çıkmış ekmek. Bak insanların en... Ay, ekmek almazsanız pasta yiyin canım, doğal, simit yiyin. En kolay, en ucuz karnını doyurduğu şey ekmekle yumurta. İkisinin maliyeti 10 lira bir günde, bir öğünde. Yani kendileri sahurda şatafatlarla, yiyeceklerle sahur yapıyorlar gençlik kolları, öbür tarafta üniversite öğrencileri bir üç dilimine para ödüyorlarmış ya, ben salatalık domates ve çocuklar sucukla yumurta yediği zaman sucukla yumurta yiyebiliyorlarmış diyorlar. Bu ne demek ya? Sucuk ve yumurta yemek lüks mü? İşte onlara göre lüks, yiyebiliyor, alım gücü var demek. Halbuki onu onları yiyebilmeler ben yani. Ben şunu söyleyeyim, 20 yıl boyunca iktidarda kaldılar. Çok büyük bir fırsatı kaçırdılar. Tek başlarına ülkenin bütün sorunlarını, bütün meseleleri çözebilecek çoğunlukta milletvekili de olmasına rağmen Türkiye'yi 20 yıl, 50 yıl geriye götürdüler. Bundan sonra bunlarla bir ohtaya doğru yürüyüş yapabilmek, böyle hayalci, yalan konuşmalarla bir yere götürmeleri çok zor. 20 yıl geriye götürdü doğrusu. Yani bunlar büyük bir fırsatı teptiler. Bundan sonra da bunların bir gram öteye gidebilme şansları mümkün değil, yok. O yüzden eğer ülkeyi seviyorlarsa düzgün bir şekilde iktidarı bir başka geriden gelen vatansever insanlara teslim edip gitmeleri gerek. Bu saatten sonra bunların bu ülkeyi düzeltme şansları mümkün değil, yoktur yani. Ben bir vatandaş olarak yani söylüyorum. Şöyle, siz deminki sorunuza cevap vereyim. Hani var mı herhangi bir güvenilir diyorsunuz ya. Benim için vatanını, milletini düşünen, koltuğunu düşünmeyen, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinde doğrultusunda giden kim olursa benim için, benim oyum ona gider. Ama şu an için bakıyoruz, bekliyoruz nasıl gidiyor her şey. Şu an için soru işaretleri var bazı yerlerde ama o AKP olmayacağı kesin zaten de. Peki yani, size güven veren isim ya da parti? Vallahi şu an için hani herhangi bir yok. Sadece bir Millet İttifakı var. CHP var içinde zaten. Onlar bir altı oldular ama. Tek seçenek. Millet İttifakı. Şimdi şu anki tek seçenek Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ya zaten işte. Bak, ona... Kılıçdaroğlu gelmeden bu ülke düzelmez. Tabii devlet adamı. Namuslu, dürüst, vatanını seven, milletini seven, dürüst bir insan. Evet, katılıyorum. Ben kendi namuslu, fikrim. Namuslu, dürüst, ben de çok Meral seviyorum. Meral Akşener dersen zaten devletin içinden gelmiş düzgün biri. Bunlardan çok çok daha iyi olabileceğini ben düşünüyorum. Yani yok şu gelmesin, yok bundan başka kimse yok lafları. Hep farazi şeyler. Bunlar en kötüsü. Bak ben bir şey söyleyeyim. Bunlar en kötüsü. Bundan sonra gelebilecek en iyi olur. Çünkü her konuda ülke dip yapmış durumda. Ya ekonomide zaman alacak ki ülkeyi. Ekonomide dip yapmış. İçin hemen bir anda olacak bir şey. Sosyal değil, kültürel alanda dip yapmış. Önemli olan ekonomide batmış. Yani, vatanperver insanların gelmesi gerekiyor. Tabii ki vatanını seven, milletini seven, insanlarını düşünen, koltuğunu düşünmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Ulu Önder Atatürk'ümüzün ilke ve devrimleri ışığında devam eden birileri gelsin. Şu an içinde Millet İttifakı var yani. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben de severim, dürüst. Hani bir tutturmuşlar SGK'ya işte bilmem ne diye, o var zaten. Herkesimin sorunlarını
toplumda dile getiren, çözmeye çalışan bir tek Kılıçdaroğlu var. Yani emeklilere koşuyor. Sırayla konuşalım bir saniye. Asgari ücretlere koşuyor. Hepsinin EYT'lere sorunlarını koşuyor, sonuna kadar mücadele veriyor. Mecliste de her mesela yerde. Mesela Türkiye Cumhuriyeti tabelalardan kaldırıldığı zaman, TC, andımız okullardan kaldırıldığı evet. zaman niçin muhalefet yumruk vurup bunlara önlem almadılar ya da bunlara karşı gelmediler? Bir sürü mitik düzenlediler. Mitik düzenlenir ama yürüyüş bu yani. Yürüyüş yaptılar, daha ne yapsınlar bilmiyorum yani. Onlar da biraz ama onlar geri gelir. Önemli olan ekonominin düzelmesi, insanın felaketçe çıkması, insanlar gerçekten alım güçleri yok, yiyecek alınamıyor. Aynen. Yani demek istediğim bu, ülkeyi, vatanı düşünen kim gelirse oyumuz onlara. Kendi ceplerini düşünmeyecekler, kendi koltuklarını düşünmeyecekler. Ha, bu şu anki iktidar da bir tek yolları herhalde iyi yapmış. Oralarda bazı yollar da yıkılmış zaten. Geçen de gördüm, yarılmış falan nere. Ama onun dışında zaten milleti, ülkeyi düşünecek bir şey yapılmamış. Yapılmadı yani. Sadece ne bileyim ben işte... Az önce söylediğiniz ülkenin mevcut problemleri üzerinden gidecek olursak yeni gelecek iktidarın neler yapması gerek? Yeni gelecek iktidar ilk önce millete ferah çıkarması gerek ekonomik açıdan. Zaten bu olacak işler hemen bir anda olacak bir şey değil, bir zaman alır. Nasıl Atatürk küllerinden var etmiş ülkemizi, o da bu şekilde şu an için yok olmuş gibi ülkemiz zaten. Kuşatılmış yani emperyalistler tarafından. O yüzden ilk başta ülkeyi ferah çıkaracak, insanları ekonomik olarak rahatlatacak, alım gücünü yükseltecek. Ondan sonra yavaş yavaş artık Atatürk'ün kurduğu fabrikalar geri mi alınır, ne yapılır, onlara yönelecekler. Ama ilk önce insanlarımız, öğretmenlerimiz açıkta atanamıyorlar, doktorlarımız o şekilde, hekimlerimiz, sağlık her çalışanları. Yerine, her yerine oynadılar. Her yani yerine. Bunların bir an önce hallolması gerekiyor. Çünkü insanlar yurt dışına gitmeye, çoğu insan yurt dışına, beyin göçü biliyorsunuz, gidiyorlar. Bizim onlara ihtiyacımız var ülkemizin kalkınması için. Kadar söyleyeceklerim. Bilim insanlarını ülkemizde tutacak yeni projeler gerekiyor. Yeni projede zaten elimizde projeler vardı ama hekimlerimize laf söylendi, gitmesi istendi. Bu bence doğru bir şey değil. Çünkü kim diğer bir sorun da sığınmacıların savaş bitti bir an önce kendi ülkelerine dönmesi, bu ülkelerin demografisinin değiştirilmemesi. Bu Suriyelilerin bir an önce ülkelerine yollanması gerek. Yani Suriyeliler bütün çocuklarımızın DNA'larını bozdular. Bizim çocukların geleceğini oynadılar. Bir milyonlarca Suriyeli ülkeye soktular. Sınırda tutaydın. Ülke yol geçer ağrı gibi olmuş. Bir taraftan Afganlar geliyor, bir taraftan Suriyeliler. Niye ülkeye sokuyorsun? Yazık günah değil mi bu? Yani biz, Türkiye'deki şey çocuk, benim çocuklarım işsiz gezecek, gün gelecek, şey hırsızlık var. Artacak. Şunu diyorum, sığınmacılar var. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak biz sığınmacı durumuna geçtik. Çünkü benim burada yaşadığım olaylar, hastanede olan bir olay. Adam gelip bana laf söyleyebiliyor, ben seni buradan attırırım diye. Yani sıra var, sıraya geçme evet. durumumuz var. Geçtiğince evet. arkaya adam, ha ben vatandaşı değilim, kendileri sanki. Yani o şekilde de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına muameleler oluyor sığınmacılar tarafından. Siz kendinizi azınlık olarak mı hissediyorsunuz? Öyle hissettiriyorlar evet. yani. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya, biz bu topraklar insanıyız. Bize böyle sahip çıkmıyor bu iktidar. Bak, onlara sahip çıktığı kadar kendi vatandaşına çıkacak. Biz bu ülkede vergi vermiş insanlarız. Ben emekliyim. Ben 30 sene vergi vermişim. Adam gelmiş benim kadar maaş alıyor. Şimdi, günah ama yani. Çocuklara mesela günah. Suriyelilere evlenme yardımı yaptı. Düğün yardımı mı bilmem, çeyiz yardımı. İnsanlarımız açken ya, sen onlara niçin evlenme yardımı yapıyorsun? Daha yeni bir haber duydum. Sanırım Hollanda'dan mı, bir Faslı, Hollanda ya da tam hatırlayamıyorum, demin gördüm. Bir çocuk sanırım, hasta bir çocuğun Türkiye'ye özel uçakla getirilmiş hastaneye, ki çocuğun zaten tedavi olması, o hastalığın çaresi yok ama ülkemizde binlerce SMA'lı çocuklarımız ölüyor. İlk önce kendi vatandaşını düşüneceksin. Tamam, o çocuğa da ben yardımcı olunsun ama ilk önce benim vatandaşım, benim çocuğumdur. SMA'lı çocukların anneleri çığlık atıyorlar. Yani herkes, insanlar kendi imkanları doğrultusunda bir yardım topluyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama onlar, ya ben kendimi onların yerine koyuyorum. Empati, ya benim çocuğum öyle bir şey olsa ben ne yaparım diye. Yani tamam, 3-5 herkesten bir şey toplanıyor ama önce hükümetin SMA'lı çocuklarımıza yardım etmesi gerek. Sonra yurt dışından bir çocuk mu gelecek, sağlık uçakla mı gelmiş, ne öyle bir şey, ve o da zaten Hollanda vatandaşı diye diyorlar. Hollanda'da tedavi olamıyormuş. Yani böyle gösteri
yapmasınlar. Gerçekten insanlarını, vatanlarını düşünsünler ve gelecek olan kimse bir dahaki seçimlerde umarım olur. Gelecek olan kimse onların da milletin vatanını düşünmesi gerek. Kendi koltuklarını düşünmesinler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar.